Aztv ekranlarına, Sağlık Hattı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yeni bir konu ve konukla daha karşınızdayız. Bugün diş eti sağlığımızı, diş etinde meydana gelen hastalıkları ve tedavisini konuşacağız. Konuğumuz diş hekimi Cemil Ünlü olacak. Sizler de merak ettiğiniz soruları 224 alan koduyla 261, 1188 ve 99 numaralarını arayarak bizlere iletebilir ve yayınımıza katılabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden konuğumuza dönelim ve sorularımızı sormaya başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz. Hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim İrem Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Bugün diş eti hastalıklarını, tedavilerini konuşacağız. Tabii ağız ve diş sağlığımızı korumak adına neler yapabiliriz? Bütün sorularımızın yanıtını sizden alacağız. İzleyenlerimizle paylaşacağız. Ve dilerseniz diş etlerimizle başlayalım hocam. Sağlıklı diş etleri nasıl görünür? Sağlıklı diş etleri nasıl görünür? Aslında dediğiniz gibi diş etleri çok önemli. Biraz da ihmal edilen insanlar tarafından daha çok dişlerin sağlığı önemsenip evet. Hani onlar çürüdüğü zaman hemen müdahale edelim, diş hekimine gidelim denilip diş etlerinin ihmal edildiği çok pozisyonlar oluyor. Dediğim gibi diş etleri çok önemli. Daha doğrusu dişleri saran dokular, çene kemiği, diş etleri ağız sağlığının ayrılmaz bir parçası. İyi bir diş eti nasıl olmalı diye açıklamamız gerekirse iyi bir diş etinin rengini gül kurusu pembe renkte. Yapısı da portakal kabuğu gibi girintili bir şekilde olan diş etleri sağlıklı diş etleridir diyebiliriz. Evet, şimdi sizin de söylediğiniz gibi biz aslında daha çok dişlerimizi önemsiyoruz ama ayrılmaz bir bütün aslında hem dişlerimiz hem diş etlerimiz. O yüzden diş eti problemlerini de önemsememiz gerekiyor. Şimdi hastalıklara geçmeden özellikle şunu sormak istiyorum. Bazen kanamalar meydana geliyor, diş etlerimizin kızardığını görüyoruz, bazen şişlik olduğunu görüyoruz, iltihaplanabiliyor. Bunların nedeni nedir ve ne zaman dikkate alıp bir hekime başvurmamız gerekiyor hocam? Çünkü çok fazla önemsemiyoruz aslında diş etlerimizi. Aslında şöyle. Biz hastalarımızla ya da bilgilendirici gerekli ortamlarda konuşmalar yaparken hep söylüyoruz. Dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor diye. Dişlerimizi fırçalamamızın zaten amaçlarından bir tanesi de diş eti sağlığını yerinde tutmak. Diş etlerimizi sağlıklı hale getirmek. Diş etlerimizi şey yapmamız gerekiyor. Yani dişlerimizi iyi bir ağız hijyeniyle fırçaladığımız zaman, dikkatlice fırçaladığımız zaman diş eti sağlığımız sürekli yerinde kalıyor. Diş taşlarının oluşumu nu engellememiz gerekiyor. Daha doğrusu sizin sorunuza kısa bir cevap vermemiz gerekirse diş fırçalarken ya da sabahları kalktığımızda bazen insanlarda oluyor kanama görüyorlarsa evet. Diş etlerinde, ağızlarında o kanamadan kaynaklı hemen diş hekimine başvursalar diş etleriyle ilgili bir tedavi görmeleri gerekebilir. Kanamayı dikkate alacağız o zaman. İhmal etmeyeceğiz. Basit bir belirtiymiş gibi görmeyeceğiz. Peki diş eti hastalıkları nelerdir hocam? Hangilerini detaylandıracağız bugün? Aslında şöyle girmek lazım. Diş eti rahatsızlıkları bayağı rahatsızlıkları oluyor. Aşamalarına göre, ilerlemiş olma durumlarına göre. Şuradan girelim. Diş etlerinde rahatsızlığa sebep olan faktörler söylediğim gibi kötü bir ağız hijyeni, diş taşları. Diş taşlarını aslında açıklamamız gerekiyor. Evet. Pek çok insanda her zaman görüyoruz. Diş taşları yiyecek artıklarının dişler üzerinde kalıp tükrüğün içerisindeki minerallerle birleşip sertleşmesi sonucunda oluşuyor. Bu sertleşme sonucunda bunların üzerinde daha çok bakteriler ve mikroorganizmalar buluşuyor ve diş etlerinde rahatsızlıklara sebep oluyor. Bu diş eti rahatsızlıkları nedir diye söylersek gingivitis dediğimiz hep kanamalarla alakalı. Evet. İlerlemiş hali periodontitis dediğimiz ileri diş eti iltihapları nasıl sayabiliriz? Bunlardan korunmanın pek çok yolu var ama diş hekimlerine hastalarımız en az 6 ayda bir rutin ziyaretlerine gittiklerinde birçok tedavileri yapılır bu konuyla ilgili. Evet. Peki şunu da soralım hocam. Diş eti hastalıklarının en büyük nedeni ağız ve diş eti sağlığımızın bozulması, o hijyeni tam olarak sağlayamamamız dediniz. Bunun dışında hangi nedenler vardır peki? Riskler nelerdir? Şöyle söyleyebiliriz. Tabii ağız hijyeninin kötü olması dışında diş etini
rahatsızlanmasını sağlayan bazı sistemik rahatsızlıklar da olabilir. Hı hı. Şeker hastalığında kemik kayıpları, çene kemiğinde birçok kayıplar olabilir. Bazı böbrek rahatsızlıklarında bu tür diş eti rahatsızlıkları olabilir. Şimdilik bunları sayabilirim ama dediğim gibi genel vücut sağlığı, bağışıklık sisteminin zayıfladığı bazı rahatsızlıklar diş etlerini ilk önce etkileyen faktörler olabilirler. Peki bu genel sağlık durumumuzla diş sağlığımız arasındaki bağ nasıl hocam? Evet, bağışıklık sistemi dedik, şeker hastalıkları dedik, bazı böbrek hastalıkları etki edebiliyor, bu problemleri yaratıyor dedik ama bu ikisi arasındaki bu hastalıklarla bağlantısı nasıldır? Nasıl bir etkiye sebep oluyor? Örneğin birçok diş şeker hastalığında, diyabetli hastalarımızda çene kemiklerinde rezorpsiyon dediğimiz, çene kemiğinde erimeler görürüz. Hastalığın ilerleme aşamasına bağlı olarak dişlerde birçok şeker hastasının dişlerinde ufak ufak sallanmalar başlar. Bunlar diş kayıplarına kadar ilerleyebilir. Bu hastalarımızın ağız hijyenine tabii ki dikkat etmeleri gerektiği gibi kendi şeker hastalıklarını da iyi bir seviyede tutmaları için tedavilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Bunlar belirlenirken ağız kokusu şeklinde de bize ipucu verirler. O ağız kokusun sebebiyle biz hastamızın aseton kokusu tarzında bir kokuyu aldığımız zaman şeker hastalığından şüphe ettiğimiz durumlar olur. Bunun bu tarzda genelde kanamalı belirtileri olur. Şüphelendiğimiz zaman hastalarımızı konuyla ilgili hekimlere yönlendiriyoruz böyle durumlarda. Peki kalıtsal olabilir mi hocam? Aslında bağlantılı olarak saydığımız birçok hastalığın genetik bir etkisi var, kalıtsal bir yapısı var aslında ama diş eti hastalıkları içinde böyle bir durum vardır diyebilir miyiz? Genetik de önemli diyebilir miyiz? Genetik birçok faktör vücudumuzun sağlığı ile ilgili pek çok yerde önemli. Genetiğin tabii ki az da olsa etkisi var diyebiliriz ama biz şununla karşılaşıyoruz genellikle. Hastalarımız işte geliyor diyor ki ya doktor bey zaten benim işte annemin ya da babamın da dişleri böyle. İşte şu yaşta dişlerini kaybetmişler. Benimkiler de kesin öyle olacak. Direkt ona bağlayıp kendimizi bahane üretmememiz gerekiyor. Az önce söylediğim gibi çok iyi bir ağız hijyeniyle ağız sağlığımızı, diş eti sağlığımızı yerinde tutmamız, onu sürekli korumamız mümkün. Şimdi tedavisine geçelim isterseniz hocam. Birçok hastalıktan bahsettik, diş etinde meydana gelebilen. Bunların tedavisi nasıldır? İlk olarak da isterseniz gingivitten bahsedelim. Bunun ismini de telaffuz etmiştik. Nasıldır tedavisi? Ya, gingivitis diş etlerindeki ufak rahatsızlıklar, hafif kanamalar var. Dişlerle diş eti arasında bir mesafe var, bir boşluk var. O cepler, cep diyoruz, diş eti cebi diyoruz. Bu ceplerin ölçülmesi gerekiyor. Bunlar ölçüldüğü zaman 1-2 milim, 2-3 milim çapın derinliğinde yükseklikler varsa eğer bu durumlarda hastamıza gingivitis tanısı koyabiliyoruz. Basit bir diş taşı temizliği ile hastamızı bir şekilde motive ederek ağız hijyenini çok basit bir şekilde tedavisini gerçekleştirmemiz mümkün oluyor. Diş taşı temizliği en belirgin yaptığımız işlem oluyor burada. Peki zor tedavi yöntemleri midir hocam diş eti problemleri? Vallahi zor desek yanlış olur. Dediğim gibi hastalar diş etleriyle ilgili sıkıntı duyduklarında, diş hekimlerine başvurduklarında diş hekimleri onları bu konuda çok iyi motive edip basit bir şekilde tedavilerini genellikle gingivitis aşamasında yakalayıp bunları tedavi etmeleri mümkün. Az önce söylediğim gibi iyi bir diş taşı temizliği, diş eti aralarının, dişlerin aralarının temizlenmesi çok olayı basit ve rahat bir şekilde, konforlu bir şekilde hastamızın hayatına devam etmesini sağlıyor. Evet. Peki diş eti çekilmesini de soralım. Halk arasında da çok fazla duyduğumuzda bir rahatsızlık nedir peki diş eti çekilmesi hocam? Diş eti çekilmesi şöyle. Ağız hijyeni bozulduğu zaman diş etleri buna bir iltihap reaksiyonu göstererek karşılık veriyor. Bu karşılığı verdiği zaman zamanla diş etleri, diş etlerinin altındaki çene kemiği erimeye başlıyor, rezorbe olmaya başlıyor. Eridiği zaman, rezorbe olduğu zaman da o diş etleri
Çene kemiği ile beraber aşağıya doğru, üst çene de yukarıya doğru çıkıyor ve diş eti çekilmesi meydana geliyor. Tabii bu iltihabik durumlarda böyle oluyor. Diş eti çekilmesinin bazı faktörleri de var, başka faktörleri de var. Örneğin bizim bu aralar en çok sık karşılaştığımız durumlardan biri hatalı fırçalamaya bağlı da olabiliyor. Diş eti çekilmesi. Hatalı fırçalama ne diyeceksiniz? Daha doğrusu onu demeden önce şunu söylemek lazım. Dişçilerimizi tabii ki fırçalamalıyız ama fırçalarken doğru teknikle fırçalamalıyız. Dilerseniz gösterelim de hocam hazır yani, konusu da açılmışken. Evet. İzleyenlerimize de paylaşalım. Çünkü doğru fırçalamak önemli. Tek başına fırçalamak yeterli değil biliyoruz ki. İlk önce biz hastalarımıza genelde soruyoruz. Dişlerimizi nasıl fırçalarız diye. Bunu sorduğumuzda genel verilen cevap ya ileri geri şeklinde gösteriliyor bize bu şekilde ya da bunu yapıyoruz diyorlar yukarı aşağı tarzında ya da biz bu tür zikzaklar çiziyoruz diyorlar biz bu şekilde yapıyoruz diyorlar. Biz bunları istemiyoruz. Genelde şunu istiyoruz. Ağzımızı hafif açalım diyoruz. Diş eti diş birleşim sınırına fırçamızı koyalım aşağıya doğru süpürelim. Fırçamızın kılları hafiften diş etlerine de temas etsin istiyoruz. Üst çene de aşağı doğru, alt çene de tam tersi yukarı doğru. Yani burada aklımızda tutmamız gereken kelime, cümle diş etinden dişe doğru dişlerimizi fırçalıyoruz. Bunu yaptıktan sonra çiğneme yüzeylerini, iç kısımları, üstün iç kısımlarını, her tarafını fırçalarsak eğer doğru bir fırçalama yapmış oluyoruz. Yaklaşık bu 2,5-3 dakika sürüyor her tarafın iyi bir şekilde fırçalanması. Bu doğru bir fırçalama. Ama az önce söylediğim, örneğin ileri geri fırçalama çok karşılaştığımız bir durum. Bunu yaptığınız zaman diş etleri, bakıyorsunuz hastaya, evet bu hasta diyorsunuz dişlerini gayet güzel fırçalıyor belli. Ama diş etlerinde çekilme ve diş diplerinde, dişlerin o beyaz kısımlarında aşınmalar meydana gelmiş. O ileri geri fırçalamalarda o tür aşınmalara sebep oluyor. Dilerseniz doğru diş fırçalamayı konuşurken diş ipini de değinelim isterseniz. Çünkü diş ipi kullanımı da çok önemli. Ancak biz toplum olarak bu bilince tam olarak ulaşmış değiliz. Ne yazık ki çok yaygın bir kullanımı yok. Ama diş fırçasının giremediği yerlerdeki o besin artıklarını temizlemek adına da çok önemli. Dilerseniz onu da paylaşalım izleyenlerimizle. Aslında güzel söylediniz siz. Çok güzel söylediniz. Diş fırçaları dişleri bütün yüzeylerini tam istediğimiz gibi temizleyemiyor. Özellikle ara yüzeyler bizim istediğimiz şekilde fırçanın girmemesi neticesinde iyi temizlenemiyor. Biz böyle durumlarda diş ipini tavsiye ediyoruz. Özellikle dişleri sık olan bireylerde, çapraşıklık olan bireylerde çok faydalı bir çalışma. Bir diş ipi alıyoruz. Eczaneden, marketten artık her yerde satılıyor. Bir parça koparıyoruz. O kopardığımız parçada biraz gerdirip dişlerimizin arasına şu şekilde giriyoruz. Girdikten sonra ileri geri yapıp ne diş etlerine çok fazla basınç uyguluyoruz ne de çok yüzeysel ya da ne de çok sert. İleri geri yapıyoruz, çıkarıyoruz. Bunu bütün diş yüzeylerine, bütün dişlerimizin aralarına yapıyoruz. Böyle anlatırken sanki zormuş gibi geliyor. Ama gayet kolay. Ama kolay. Yani yaklaşık 2 dakikada hasta üstte, altta bütün dişlerinin arasını bu şekilde temizleyebiliyor. Bunu yaptıktan sonra ilk önce diş ipi kullanımı, ondan sonra diş fırçalama ve mümkünse bir de gece yatmadan önce bunları yapıp üzerine bir gargara ile gargara yapıp gece öyle yatarsa şahane bir ağız bakımı yapmış oluyor insanlarımız. Evet, bu tüyoları da izleyenlerimizle paylaşmış olduk. Dişlerimizi fırçalıyoruz ve nasıl doğru fırçalamamız gerektiğini de paylaştınız izleyenlerimizle. Ardından bir diş ipiyle diş fırçasının giremediği noktalardaki besin artıklarını temizliyoruz ve üzerine de gargara yaparsak ağız ve diş sağlığımızı güvence altına almış oluyoruz. Şimdi tabii diş eti çekilmesini konuşurken buralara geldik. Çünkü bu problemlerin oluşmasında en büyük etkenlerden biri ağız ve diş sağlığımızın hijyenin tam olarak sağlayamamak demiştik. Şimdi diş eti çekilmesinin tedavisiyle devam edelim isterseniz hocam. Nedir tedavi yöntemi diş eti çekilmesi? Diş eti çekilmelerinin tedavisi asıl amaç diş etlerinin çekilmemesine sebep olmak. Ama durum kötüye gitti ve diş etlerimiz çekildi. Hem de bayağı çekildi. Yani dişimizi kaybına sebep olacak kadar etkiliyor ya da kötü bir görüntü yarattığı durumlarda
Cerrahi işlemler var. Çeşitli teknikler var. Diş hekimine uğradığında ya da bir periyodontoloji uzmanına uğradığında kişiler bu konuda ufak bir operasyonla diş etlerinin tekrar eski haline gelmesini mümkün olduğunca sağlayabilirler. Evet. Ufak cerrahilerle. Evet. Az önce konuşurken ağız kokusundan da bahsetmiştik. Asetona benzer bir koku şeker hastalarında. Şeker hastaları için demiştiniz özellikle. Peki bu ağız kokusunu nasıl önleyeceğiz? Sadece az önce bahsettiğimiz doğru fırçalama, diş ipi ve gargara ile bu kokuyu önleyebiliyor muyuz? Yoksa hastalıklar bu kokuya sebep olmaya devam ediyor mu hocam? Şöyle. Sistemik rahatsızlıklar, bazı sistemik rahatsızlıklar, şeker hastalığı gibi böyle spesifik ağız kokuları yapabiliyor. Ama sizin bahsettiğiniz bu halitosis kişilerde çok rastlanan ve çok rahatsız edici bir durum ağız evet. kokusu. İlk önce şeyi tespit ediyoruz. Diyoruz ki bu hastamızın şikayeti sistemik bir rahatsızlıktan mı, mide rahatsızlığından mı, gastriti var mı, şeker hastalığı var mı, böbrek rahatsızlığı var mı tarzında bir muayeneden sonra eğer yoksa bunlar diş etlerinin olmasından, diş etleri ve diş kaynaklı olmasından şüpheleniyoruz. Az önce söylediğim diş etlerinin ve diş taşlarının iyi bir temizliğinden sonra hastamıza da hijyen eğitimini uygun bir şekilde anlattıktan sonra eğer uygularsa birkaç günde çözülebilecek bir sorun. Ağız kaynaklı ağız kokuları, diş kaynaklı ağız kokuları. Gene buradan dönüp dolaşıp ağız hijyenimizin çok iyi olmasına geliyor iş. Ben hep şöyle söylüyorum. Yani insanlar en az 6 ayda bir ideali ama senede bir bile diş hekimlerine uğradıklarında küçük bir ağız bakımı yaptırdıklarında bu şikayetlerin hepsinden kolayca kurtulabilirler. O yüzden düzenli muayene de çok önemli diyelim. Tabii bugün diş eti hastalıklarını konuşurken günümüzde de oldukça popüler olan pembe estetik var hocam. Bunu da sormadan edemeyeceğim. Çünkü hastalıkları konuşurken bazen estetik kaynaklı görünüş açısından da rahatsız olan kişiler olabiliyor. Diş etlerinden güldükleri zaman rahatsız olabiliyorlar. Ve son dönemde popüler bir uygulama haline geldi pembe estetik. Nedir peki? Sadece hastalıklar için mi kullanılıyor? Yoksa benim de belirttiğim gibi estetik kaynaklı mı yapılıyor hocam? Pembe estetik denilen şey şu aslında diş eti daha doğrusu diş hekimliğinde estetik çok önemli bir hale geldi. Hastalarımızdan bu konuda büyük talep var. Diş estetiğiyle ilgili birçok çalışmamız oluyor. Birçok yöntem var. Teknolojide bu konuda birçok gelişmeler var. Tabii sadece dişleri güzel bir hale getirmeniz yetmiyor. Onu çevreleyen dokuların da güzel gözükmesi lazım. Pembe estetikten de bunu kastediyoruz. Pembe estetik az önce tarif ettiğim gül kurusu pembe rengi işte o portakal kabuğu yapısını hastalarımızda sağlamamız gerekiyor. Bunun için işte iyi bir ağız hijyeni az önce hep anlattık. Evet. Onun dışında eğer diş etlerinin o dantela görünümünü sağlayamadığımız, hastada bu konuyla ilgili bir takım kötü görüntüler, sıkıntılar varsa da bunlarla ilgili ufak bazı cerrahilerle daha güzel görünmesini sağlayıp o pembe estetik dediğimiz sağlıklı görünüme kavuşturmamız mümkün oluyor. Peki kimler yaptırabilir hocam? En çok kimler başvuruyor sizlere? Bu konuyla ilgili. Evet. Bunda direkt böyle sınıflama yapmak çok zor. Herkes başvuruyor. Yani özellikle diş eti rahatsız. Biz çocuklarda ve gençlerde ağız bakımını çok tavsiye ediyoruz. Öneriyoruz. Onlar da ağız hijyeni bizim açımızdan hem çürük açısından hem de diş eti sağlığı açısından çok önemli. O ayrı bir konu. Ama estetik diş hekimliği de 18 yaşından büyük bütün bireylerde sınıflama yapsak sadece hanımlar geliyor ya da sadece erkekler geliyor desek yanlış olur.
Herkes de bu konuda büyük bir beklenti ve talep var. Peki engel teşkil eden durumlar var mı? Çünkü hastalıkları da konuşurken bazı sistemik rahatsızlıklardan da bahsetmiştik. Peki şunu diyebilir miyiz? Şu hastalıklara sahip olan kişilerin yaptırması sakıncalı gibi. Çünkü herhangi bir sınıflama yapmadık. Evet. Herkese yapılabilir demiştik ama hemen, engel durumlar var mı? Ağız hijyeni bir kere herkesin iyi olmalı. Evet. Özellikle sistemik rahatsızlık olan bütün bireylerin ağız sağlığı çok iyi olmalı ki oradan başlarına gelebilecek kötü şeyler en başta daha oluşmadan engellensin. Dediğim gibi şeker hastalarında dikkat ediyoruz bu tür cerrahi yapabileceğimiz estetik durumlarda. Kardiyovasküler hastalarda çok dikkat ediyoruz. Onların kanamayı arttıran bazı ilaçlar kullanıyorlar. O ilaçları işte doktorları kontrolünde, kardiyologları kontrolünde bir süre ara verdirip bazen o şekilde yaptığımız durumlar oluyor. Ama çok büyük bir engel genellikle olmuyor. Evet. Peki avantajları neler hocam? Pembe estetik sonrasında size yapılan geri dönüşler nasıl oluyor? Güzel bir görüntü. Diş ve diş etlerinin güzel görünmesi hastalarımızı çok mutlu ediyor bir sefer. Onların bize geri dönüşleri zaten nasıl oluyor? Çok mutlu oluyorlar ve o mutluluklarını bize yansıtıyorlar. Başka arkadaşlarını, etraftaki insanları doğal reklam aracı oluyorlar. Evet. Bu mutluluklarını onlarla paylaşıp bizlere yönlendiriyorlar. İyi tepkiler alıyoruz. Evet, artık yavaş yavaş da süremizin sonuna doğru geliyoruz hocam. Ağız ve diş sağlığımızı korumak adına neler yapabiliriz? Az önce izleyenlerimizle doğru diş fırçalamayı ve diş ipinin önemini de detaylandırdık ama bunun dışında dişlerimizi nasıl koruyabiliriz hastalıklardan? Yani şöyle aslında çocukluktan başlıyor bütün bu ağız ve dişlerimizin yapısının güzel olması. Çocuklarımızı iyi beslemek, kalsiyum yönünden zengin gıdalarla beslemek, şekerli gıdalardan mümkün olduğunca onları uzak tutup diş fırçalama alışkanlığını kazandırarak başlıyor. Ondan sonra yetişkinlerde de günde iki kez anlattığım şekilde gece yatarken işte ilk önce fırça, diş ipi, gargara, sabah da kahvaltılardan sonraki genelde bu yanlış bilinir, evet. Kalkar kalkmaz fırçalanır ama biz kahvaltıdan sonra isteriz. Kahvaltılardan sonra bir kere fırçalamaları güzel bir ağız hijyenine sahip olmalarına sebep olur. Onu şiddetle tavsiye ederiz. Şunu da sormak istiyorum. Herhangi bir süresi var mıdır peki hocam? Kahvaltıdan şu kadar bir saat dilimi sonra ya da şu kadar dakika sonra fırçalanmalı diye. Hayır. Kesinlikle öyle bir süre yok. Kahvaltınızı bitirdikten sonra atıyorum keyif çayınızı ya da kahvenizi de içtikten sonra dişlerinizi fırçalarsanız çok güzel bir hareket olur. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz değerli bilgiler için. Benim sormayı unuttuğum, sizin eklemek istedikleriniz varsa son mesajlarınızı alalım. Çok değerli bilgiler paylaştınız izleyenlerimizle. Ben çok teşekkür ediyorum bu paylaşımları yapmama vesile olduğunuz için. Yani bizi seyreden herkese ağız sağlıklarına dikkat etmelerini öneriyorum. Günde iki sefer dişlerini fırçalamalarını, doğru bir şekilde fırçalamalarını öneriyorum. Ki onu öneriyorum. Daha önce gösterdik. Aynen. Ve bu pandemi döneminde de kendilerine bu konuda çok dikkat etmelerini rica ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, sağlık hattında bugün diş eti hastalıklarını, ağız ve diş sağlığımızın önemini konuştuk. Konuğumuz diş hekimi Cemil Ünlü oldu. Bugünlük veda ediyoruz sizlere. Yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyoruz.